Elif, bir şey mi oldu? Oğlum, ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Yok. Ne olacak ya? Aynı devam. İşte öyle bir... bir tane kardeşim varmış. Onu öğrendim az önce. Güzel ya bizim hayat. Çılgın. Sen nasıl yaptın bunu ya? Anne, babamın Belkıs'tan bir oğlu var. Sen bunu benden nasıl saklıyorsun? Anne, niye saklıyorsun? Seni korumak için yaptım. Senin kanının ne kadar deli aktığını biliyorum Volkan. Şimdi gidecektin... Neyi koruyorsun anne? Neyi kimden koruyorsun? Birileri bunu biliyor, seni tehdit ediyor. Sen burada böyle rahat rahat oturuyor musun anne? Burada rahat rahat oturuyorsan Volkan, bunun bir sebebi var değil mi? Bak, o Belkıs denilen kadın yarın sabaha çıkmayacak. Her şey bitecek. Doğalgaz zehirlenmesi. Kimse şüphelenmeyecek bile. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun kadın? Belkıs ölse ne olacak anne? Ha, ölmesin oğlum. Tamam. Baban da gelsin. Belkıs'tan bir oğlu olduğunu öğrensin. Ha? Canım benim, birileri bunu biliyor zaten, biliyor. Belkıs ölmezse en azından bu çocuğun kim olduğunu öğreniriz. O kadının hayatta olduğu her an benim için bir kabus. Sen hala kıskançlık derdindesin ya kadın, ben sana ne diyeyim ya? Anne, sen durumun farkında mısın? Benim babamın bir oğlu daha var anne. Farkındayım herhalde Volkan. Ne olacağının farkında mısın? Ekrem Baykar'a yeni oğlunu bağrına basar. Evdeki manyağı göndermek için bir sebep var artık. Ne olacak? Gitsin manyak. Baban öyle bir şey yapmaz. Emin misin anne? Babam bana ne diyor biliyor musun anne? Her defasında tek oğlum olmasam var ya diyor. Bunu diyen adam neler yapar ya, hiç düşünebiliyor musun? Anne, Volkan'a ne gerek var artık anne, bir söyle. Önce beni gönderecek bu evden, göreceksin. Önce ben gideceğim, sonra seni gönderecek bu evden. Volkan, olayları nerelere getirdin ama? Öyle oluyor anne. Bizim hayatımızda böyle oluyor. Bir şeyler oluyor, her şey bir anda değişiyor böyle. Ama bu sefer izin vermeyeceğim. Yemin olsun izin vermeyeceğim. Herkesin sesini keseceğim, göreceksin. Bu tehdit edenler kimse bunlar. Bulup keseceğim seslerini. Bak, sadece Belkıs değil. Önce o çocuğun sesini keseceğim anne. Ekrem Baykar'ın bir tane oğlu var kızım. O da benim. Benden başka oğlu yok, olmayacak. Telefonu, Macide'ye şantaj yaptın, her şeyi öğrenmişler. Bir dakika, benim yaptığımı öğrenmiş mi? Ha, değil ama. E tamam anne, niye korkuyorsun o zaman? E bu daha iyi bir şey değil mi? Tırtsınlar, bizim paramızı daha kolay verirler o zaman. Oğlum, sen bu Volkan'ın nasıl bir manyak olduğunu bilmiyor musun ha? Eğer senin yaptığını öğrenirse bizi böyle kıtır kıtır keser. Hiçbir halt edemez anne. O öyle eser güller, babasının parasıyla hava atar ancak manyak. Sen de iyice bir taktın yani şu Volkan'a ha. Sen hiç korkma. İyi bile oldu bak. Bunlar bu ilk taksidi ödesinler, adam olacaklar. Gülendam'ın yanında şov yapmak kolaydı. Anne, toparlan. Bırakma kendini. Güven bana. Bu ev, bu Baykar'ların başına yıkılacak. Ama biz burada olmayacağız yıkılırken. Cebimizde de para dolu olacak. Elif! 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 Elif, kan! Berkız!
Elif. Belkıs'ın fotoğrafını saklamış baban. Bugün odasında buldum. Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Bu mu senin derdin? Bu oğlum. Benim derdim bu. Bu kadın geberip gitsin, gerisi kolay. Anne ne kolay Allah aşkına, ne kolay ya. Sen nasıl hallettin zaten bunu? Bu kadın sokakta yaşamıyor mu? Ne bu doğalgaz falan? Sen annene güvenmiyor musun oğlum? Merak etme diyorum. Hatta her şey yolunda giderse bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. O Elif denen kadın var ya. Yok ya, yok vallahi biz yok. Anlaşamayacağız anne biz seninle. Ne Elif'i anne, ne Belkıs'ı. Bizim derdimiz bunlar mı? Anne derdimiz bu çocuk. Bu tehdit eden bunlar kimse. Derdimiz bunlar bizim. Bak bunlardan gerisi boş detay. Uğraşma ne olur. Yarın saat 2'de Denizli Mahallesi 35. sokağın girişindeki çöp konteynerin önünde ol. Yanında 400 bin TL olsun. Yalnız geleceksin. Dediklerinden herhangi birini yapmasam bütün sapçı her şeyi öğrenir. Bu ilk taksit borcum bu kadarla bitecek sanma. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Bu böyle önce 400 bin olur. Sonra 4 milyon. Bunun ardı arkası kesilmez anne. Bu çocuk hayatta oldukça, bu sırrı bilenler oldukça bunun ardı arkası kesilmez. Biz bu işi halledeceğiz ha. İkimiz. Buluşacaksın bu adamlarla. Ben de geleceğim anne. Volkan. Korkma. Biz seninle ana oğul olduk. Kim durdu karşımızda bizim? Oğlum. Bakıyorum Zeynep'i unuttun. Anneni hatırladın uzun zaman sonra. Ben Zeynep'i unutmadım anne. Ben Zeynep'i hiçbir zaman da unutmam. Benim korkum... Senin korkun... Zeynep'i kaybetmek değil. Senin korkun babanı kaybetmek. Bu kadar kapılıp gitmenin sebebi de babandı. Bugün böyle olmanın sebebi de baban. Anne sus. Çok sus. Sus. Bak anne nasıl tırsı seninkiler ama. Bu çok güvenli sandıkları kalelerinde bir tane delik açıldı mı? Gözüne far tutulmuş tavşan gibi böyle kalıverdiler. Ateşle oynuyorsun Ferdi. Ateşle oynamıyorum anacığım. Parayla oynuyorum. Şimdi fikren yakında madden. Sen sadece nerede yaşamak istediğini söyle. Anne, abi. Ay, ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ütümü patlattın ya. Kızım sen ne yapıyorsun? Siz niye bu kadar korktunuz ya? Ben gece vakti burada ne yapıyorsunuz diye merak ettim. Annemle yıldızları izliyorduk Fidan. Ha, yıldız mı? Ya öyle da bir de yıldız yıldız diye. Kızım sen işin gücün yok mu ya? Yürü be hadi be. Hadi, hadi geç. Sanırım hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Sen ve korkmak. Kendine haksızlık etme Emir Baykara. Tabii bu kadar sevindiğimi de hatırlamıyorum. İkinizin nefes aldığını görünce tamam dedim. Çok şanslıyız Baykız. Bizi düşünen biri var. Özellikle seni. Ben şu eve bakayım. Bu olaylar nasıl oldu hala aklım almıyor. Sen nereye? Sıkıldım ama. Belkıs. Yani hanımlardan biri de açık bırakmış olabilir. Ama dördünün de açık bırakmış olması şüphelendirici bir durum.
Araştıracağız. Evet evet, yani hadi diyelim açık bıraktılar. Kokuyu almadan mı uyuyakaldılar? İnanın çok sık karşılaştığımız bir durum. Ve maalesef bu şekilde hayatını kaybeden de çok oluyor. Evet haklısınız da yine de açık bırakmaları aklıma yatmıyor. Yine de o kadar emin olma. O kullanmaya başladığım ilaçlar kafamı durdurdu demiştim ya sana. Yani ben açıp unutmuş olabilirim. Hatta belli ki unutmuşum. Kusura bakmayınmış. Yani Elif de benim yüzümden neredeyse. Siz ikiniz de iyisiniz ya. Önemli olan o. Boş ver. Yalnız Elif biraz daha iyi olabilir. Burada böyle dedektiflik yapmayı bırakıp onun yanında olursan. Anlamadım. Ya git kızla ilgilen diyorum biraz. Doğru. Biraz daha toparlayabildin mi? Senin yanına gelmeyince Belkıs'tan fırça yedim. Belkıs söyledi diye geldin yani. Elif, biz sürekli bunlarla mı sınanacağız? Neyle? Seni kaybetmekle, birbirimizi kaybetmekle ve bundan korkmakla. Umarım son olur. Umarım. Tüm bu yaşadıklarımızdan sonra öğrenmemiz gereken bir şey var. Hayat çok kısa ve kontrolümüz dışında. Yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Sen telefonu kaldırıp beni arayamayabilirdin. Benim haberim olmayabilirdi, gelemeyebilirdin. Ne oldu? Şimdi de kötümserliğe mi geçiş yaptın? Yanlış anladın. Hiç kötümser değilim. Hatta hiç olmadığım kadar iyimserim. Hatırlar mısın buraya... Buraya ilk geldiğimde sana bir şey söylemiştim. Bu gece karanlık bir gece. Ama yarın güneş doğacak demiştim. Evet. Bugün de öyle. Yarın yine güneş doğacak. Güneş doğmasına doğacak. Ama benim istediğim bu güneşi seninle birlikte görmek. Hep yanımda olmak. Böyle konuşmaya devam edersen beni yanından hiç ayırmayacağını düşüneceğim. Neden olmasın? Nasıl yani? O ne demek? Şu demek. Eğer her kavuşmanın bir anı varsa, belki de o an bu andır. Hah, aferin. İşte böyle yakından ilgilen kızla. Belkıs bir saniye. Emir tam bir şey söylüyordu da. Evet Emir, seni dinliyorum. Ay çok özür dilerim. Böldüm mü ben? Gideyim ben ya. Ya saçmalama, gel buraya. Sonra da konuşuruz. Problem değil. Emir. Hani bize gidiyoruz. İkiniz de gözümün önünde olun. Bunu diyecektim. Ya burada kalınmaz bu gece. Hadi. Ay yok, ben almayayım Emir. Çok teşekkür ederim. Ben zaten yani ev sevmiyorum dedikçe beni içeri sokuyorsunuz. Yok olmuyor işte. Kendimi kaybediyorum evlerde. Baksana başkalarını tehlikeye atıyorum. Olmuyor ya. Bana gelmiyor yani. Belkıs, sokakta bırakamam seni. Bırakırsın. Çok güzel bırakırsın. Ya daralıyorum evlerde. Neyini anlamıyorsun ya? Belkıs konuştuk ama bunu. Tedavinin başlarında benimle kalacaktın. Bu sana iyi gelir dedik. Elif, Emir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim için ne kadar çabaladığınızı görüyorum. Ama bana nefes alacak alan bırakmazsanız bu iş yürümez. Benim biliyorsunuz işte. O yüzden bırakın beni gideyim yani, en azından bu akşam gideyim. Yarın zaten tepeme dikilirsiniz ikiniz de. Gidiyorum. İyi olacak. Merak etme. Ya hadi kalk biz gidelim bari. Evet Emir.
Tamam peki, kızma. Bu arada Özlem nerede? Özlem, Levent yeni barıştı ya, onun yanındaydı. Ya bir de Belkıs'ın kalmasından pek hoşlanmadı, korktu. Korktu mu? Özlem işte. Hadi kalk, toparlanalım. Oğlum, sen hala uyumadın mı? Yok. Ne oldu, iyi misin? Bir şey olmadı, yalnız kalmak istiyorum. Seninle ilgili bir şey yok. Etmiyorum Esma. Ben senden vazgeçmiyorum. Birbirimizin elini tutarsak aşamayacağımız engel yok. Senden vazgeçmek istemiyorum çünkü seni çok seviyorum. Uyandın mı? Evet. Tutmayınca baktım biraz. Sen zaten küçükken de çok severdin babanı. Anlamadım. Yani şimdi böyle bir günden uzun bir yerlere giderse hemen fotoğrafını alırdın gece yatmadan eline. Sabah uyanır uyanmaz da ilk iş öperdin onu. Her şey yoluna girecek oğlum. Her şey. Sen, ben, baban eskisinden daha güçlü kalkacağız ayağa. Anne sen ben tamam da babam istiyor mu gerçekten beni hayatında? Böyle konuşmanı istemiyorum Volkan. Ben oğluma güvensizliği hiç yakıştırmıyorum. Güvensizlik değil anneciğim bu. Gerçek bu. Bizim kaderimizde yok galiba bu adamla baba oğul olmak. Yok anne. Ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım. Gözünün içine bakıyorum ya beni sevsin diye. Yok, bizim aramızda böyle kırılmayan, yıkılmayan bir duvar var. Kocaman bir duvar. Aşamıyorsun.
Çocuk gibi atlamak istiyorum o duvarın üstünden ama atlayamıyorsun. Ya adam burada değil şu an. Yok bu adam burada. Ama hala her gün o duvarın üstüne bir tane tuğla daha ekleniyor anne. Yıkacağız oğlum o duvarları biz. Hepsini yıkacağız. Sen merak etme. Her şey düzelecek. Tamam. Tamam benim güzel oğlum. Hadi bakalım. Evet, kahveler hazır. Omlet hazır olmak üzere. Sen bu gidişle bizi aç bırakacaksın. Sabret biraz. Hocam, bu arada çok yakışmış. Tam bir şef olmuşsunuz. Yaklaşma, yakışacaksın. Ya çek elini, bozdun. Pişmiş. Oo, yine yedik hocadan fırçayı. Yersin tabii. Heh, şimdi bak. Bir, iki, üç. Bravo. Bravo hocam, bravo. Geç, geç sen dalganı. Yok sana omlet. Yok ya, Mahmut Hoca gelse ben o omletten yerim. Hayatımda yediğim en güzel omlet. De, onu geçtim de sen bu sofrayı ne ara hazırladın? Emir Bey, sizin karşınızda koskoca Elif Hoca var. Siz daha beğenmeyin. Ne demek beğenmemek? Yahu sen benim bu hayatta gördüğüm en tatlı öğretmensin. Biraz obur, biraz burnunun dikine. Ama olsun. Her güzelin bir kusuru olur. Ne oldu? Emir, ben kalkayım artık. Çocuklar yakalanmadan okula gideyim. Niye? Kötü bir şey mi yapıyoruz? Ne yakalanması? Kötü bir şey yapmıyoruz da. Ben onların öğretmeniyim ya hani. Elif ablaları değil. Özel hayatımı onların önünde yaşamak doğru gelmiyor. Haklısın. Onu da çözeceğim. Nasıl? Akşam konuşalım, olur mu? Emir bak, dün de aynı şeyi yaptın. Ne oluyor? Hiç bana diklenme. Çok sevdiğim bir restoran var. Beraber oraya gideceğiz. Kahvaltı senden de akşam yemeği benden. Tabii orada güneşin doğuşunu değil, batışını izleriz artık. Sonra da konuşuruz ikimiz hakkında. Peki, olur. Ben seni okula bırakırım. Tamam. Tamam Özlem. Tamam, arayacağım ben seni. Belkıs kurtulmuş. Emir Efendi yetişmiş yine işte. Yetişmese şaşardım zaten. İşi gücü yok bizimle uğraşıyor herif ya. Neyse boş ver, takma kafana. Hiçbir şey halledemeyecekti zaten. Hani bizim derdimiz bu çocuk. Kaç yaşındadır bu çocuk? Yani işte bu Belkıs'la babanın ilişkisi 2004-2005 falandı. 16-17 öyle bir şey diyorsun yani. Hep sarpçı da diyorlar bu çocuk için. Okuyor mu acaba? Gideyim sorayım o kadına Volkan, istiyorsan. Git sor anne bence. Sor yani, çünkü bizim derdimiz Belkıs değil. Bu durumdan kurtulmak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Allah hayırdır, sen bizi mi dinliyorsun, ne oldu? Yok, hayır. Çocuk mu kandırıyorsun sen ya? Macide, sen bana hesap soracağına Belkıs'a ne soracakmışsın onu söyle. Yetmedi mi senin yaptıkların? Sana ne ya? Sana ne, sana ne? Her şey bitti, o kadını mı savunuyorsun şimdi bana? Şimdi durduk yere senin Belkıs'la ne işin olabilir Macide? Ha? Abin de yok. O yokken zavallı kadının canını mı acıtacaksın? Hala zavallı diyor, duyuyorsun değil mi? Anneciğim tamam, sakin. Allah bir çık, Allah'ını seviyorsan bir git ya. Bak bana diyorsun, kendin neler yapıyorsun. Tartışma şu kadınla. Anne biz ne yaparsak bu kadın gidip Emir'e yetiştiriyor. Nankör işte. Hain, nankör. Tamam. Bırak biz işimize odaklanalım. Bak parayı hazırlamak lazım. Gidip şu adamlarla buluşacaksın. İpin ucunu oradan tutacağız anne. Tamam. Eskiden olsaydı belki anlardım. Ama Emir abi bile Leyla Hanım'la barıştım dede. Neden hala izin vermiyorsunuz Doğukan'la görüşmeme ya? O başka, bu başka kızım. Nasıl başka ya? Kızım, anlamaya çalış. Anlamıyorum anne. Çünkü bana hiçbir şey anlatmıyorsunuz. O zaman hiçbir şey anlama. Büyüklerin ne diyorsa onu yap kızım. Sana kaç defa söyledik, dinlemedin.
Bu sefer dinle. Niye böyle yapıyorsun dede? Yeter artık Esma. Kaç defa aynı şeyi konuşacağız. Sana bir seçim sundum. Sen de kararını verdin. Bitti. Sen bu kadar kötü bir adam değilsin. Sen bu kadar zalim bir adam değilsin. Terbiyeni takın. Bu yaptığını asla affetmeyeceğim. Asla. Kızım dur kızım. Esma dur. Esma. Kızım dur. Biraz konuşalım dur. Ne konuşacağız baba? Yavrum kendini harap ettin. Yapma böyle. Nasıl yapmayayım ya? Siz beni ne duruma düşürdüğünüzün, ne kadar üzdüğünüzün farkında mısınız? Yavrum ben hep senin yanındayım. Yanında mısın baba? Gerçekten. Dedeme karşı gelebilecek misin mesela? Cevap vermiyorsun. Benim bir hayatım olmadı, olamayacaktı. Oğlum, yapma böyle. Anne, insanlar yıllarca benimle arkadaş olmak istemedi. Sevdiğim kıza aylarca açılamadım. Herkesin suratında bir nefret, öfke. Haklılar da. Açıldım da ne oldu? Hiçbir şey. Esma'nın ailesi istemiyor beni. Benim suçum ne? Senin hiçbir suçun yok oğlum. Hiç suçun yok. Bak gerekirse ben Emir dayınla da konuşurum. Emir dayım Esma'nın ailesi değil anne. Esma'nın ailesi istemiyor beni. Dedesinin de suratında garip bir ifade, bir bakış. Benimle ilgili bir şeyler biliyor sanki. Ne bilecek oğlum? Babamın pis işlerini biliyor değil mi anne? Biliyor değil mi? O yüzdendir. Bu haksızlık değil mi? Benimle ne ilgisi var meselenin? Dayım da biliyorsa eğer. Mesele ne? Oğlum bu konuda biraz daha sabır gösterseniz olmaz mı? Anne ben yeterince sabır gösterdim zaten. Her şeye göğüs gerdim. Esma'nın canını yakıyorlar. Ne sabır göstermem. Hallettin mi? Oğlum benim hesabımda o kadar para yok. Nasıl halledeceğim? Babamla ortak hesabımda yok mu? Oradan hallet. Oğlum orada var da. Sormayacak mı adam gelince ne yaptın bu kadar parayı diye? Anne bunu mu düşünüyorsun gerçekten? Hallederiz bir şekilde. Gerekirse koyarız yerine, uydururuz bir şeyler. Ara şu bankayı halletsin derim hadi. İyi sen de Ferdi'ye haber ver o zaman. Arabayı hazırlasın. Anneciğim benim. Yalnız gideceksin biliyorsun değil mi? Volkan ben kaç senedir araba kullanmıyorum. Nasıl gideceğim yalnız? Bırakır beni geri döner işte. İyi dolmuşa bin git o zaman. Rabbim ya. Sarpça burası Sarpça bir şey olmaz. Trafik falan yok burada. Ara şu bankayı halletsinler. Ben bekliyorum dışarıda hadi. Ben bekliyorum. Günaydın. Günaydın. Esma da gelsin de çıkalım. Ha kızım hadi gel çıkalım hadi. Kendim giderim baba sağ ol. Ya ne gereği var ben bırakacağım işte sizi. Baba yürümek istiyorum ya daha fazla gelmeyin üstüme. Dur şimdi ben onu şenlendiririm. Kız Kara Fatma. Seni bankaya bırakayım sen oradan devam edersin. Şaşırdınız değil mi? Çok şükür bitti bu kabusun. Niye haber vermedin geleceğini? Sürpriz yapayım dedim işte. Gel bakalım. Hoş geldin baba. Geçmiş olsun. Sağ ol. Leyla. Abi. Leyla. Doğukan. Gel sarıl bir hoş geldin de dayına. Gel.
Macide, bir şeyler hazırlasınlar ufak tefek. Arka bahçede beraber oturalım, sohbet edelim. Tabii tabii, hemen hadi. Ben okula gideceğim. Bugün de gitmeyi ver be oğlum. Bak, babanla ilgili bir sürü şey anlatacağım. Merak etmiyor musun? Gitmem lazım dayı. Sonra konuşuruz. İyi, peki. Ben bir toparlanayım. Sen gel benimle Leyla. İsmail'le ilgili söyleyeceklerim var. Oo. Ekrem Bey, hoş geldiniz. Geçmiş olsun Ekrem Bey. Sağ ol Ferdi. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Ekrem Bey. Vallahi hapiste dediler. Aklımız hep sizde kaldı. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ ol Şükran, sağ ol. Sizin de gözünüz aydın Macide Hanım. Hepimizin gözü aydın Şükran. Hadi gel bakalım, gel. Bak. Ferdi. Oğlum bu işten vazgeç. Hadi Ekrem Bey yoktu. Şimdi Ekrem Bey geldi. Bir yakalanırsak mahvoluruz. Hiçbir şey olmaz anne. Hatta şimdi daha iyi oldu Ekrem Bey döndüğü için. İşimiz daha da kolaylaştı. Bu bilginin değeri daha da arttı. Volkan'la Macide'nin korkusu da arttı. Baksana ikisinin de beti benzi attı. Benim de betim benzim attı ama. Akşam 400 bin lirayı görünce betim benzin yerine gelir. Asıl şimdi Ekrem Bey öğrenmesin diye bir daha vuracağımız parayı düşün sen. Hiç düşünemiyorum desem. Ya öf anne be öf. Ben gidiyorum. Sorarlarsa zehirlendi falan dersin. Hatta direkt hastaneye gitti falan da, tamam mı? Uydur bir şeyler. Tamam. Dikkat et. Macide de çıkınca beni ara. Tamam, tamam. Dikkat et. Dikkat et. Of. Ay aşkım tek vallahi sen de böyle depresif çekilmiyorsun yani. Ben üzülüyorum. Üstüme gelme Gülendam, ne olur ya. Üstüne gelmiyorum. Hani kafan dağılsın diye konuşmaya çalışıyorum. Kız senin doğum günün neydi be? Ne saçmalıyorsun yine ya? Sus da yürü. Ay konuyu değiştirmeye çalışıyorum. Doğum gününü öğrenirim falan diye. 18 Aralık. Oldu mu? Ha, yay burcu diyorsun. Ateş grubu falan. Aslında yaylar cesur olur. Bakma sen de başta asiydin falan ama bu aile meselesi olunca bir pıstın. Yükselen tırt herhalde sende. Ne? Kızım ya. Ya ben bu çocuğa çok üzülüyorum. Çocuk sana fena aşık ha. Ya buz prens falan diyorduk. Erittin çocuğu kız. Ya yeter. Ay imdat diye bağıracağım Gülendam, yeter ya. Tamam. Bak sen beni dinle. Sen çok içine atıyorsun. Böyle böyle şişeceksin. Benim sana güzel bir haberim var şimdi. Ben birazcık bir gideyim mi bu burç meseleleriyle? Yayların bu Haziran ayında aşk hayatları epey renklenecek. Yani yeni gelen fırsatlara açık ol. Gözlerini prenslerden ayırma derim ben. Allah aşkına bırak peşimi ya. Bırak peşimi ya. Aa, kız az değilsin ha sen de. Kolay gelsin baba. Baba kızın üstüne fazla mı gidiyoruz acaba? Kimin üstüne Nevzat? O çocukla görüşüp konuşmayacaksın dedik. Daha yaşı kaç başı kaç. Baba çocuk falan benim umurumda değil. Ama sanki bildiğiniz bir şey var bana söylemediğiniz. Ne gibi? Bilmiyorum. Baba. Fatma da sen de bir şey biliyorsunuz ama benden gizliyorsunuz. Yoksa Esma'nın üzülmesine siz de dayanamazsınız. Şimdi üzülmesi yarın üzülmesinden iyidir Nevzat. Baba bildiğiniz şeyi öğrenmek istiyorum. O ev ve içindekiler olduktan sonra başka şeye gerek var mı? Zeynep'i görmüyor musun? Başından gelenler yetmedi. Kız kendini odasına kapattı bunların yüzünden. Bak, görmüyorsan da güveneceksin. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. Değil mi? Bakü'deki şirketi devrettiğimiz için elimize yüklü bir para geçti. Ama artık nakit akışı olmayacağı için biraz daha dikkatli olmalıyız. Sen nasıl dersen öyle olsun baba. Sen yokken çok şey değişti burada. Yani öyle Zeynep, Meynep, bitti o hikayeler. Duydum hepsini. Zavallı çocuğa olanları. Emir'i vurmuşsun, bana bir şey olmamış. Senin burada olman bile şans. İşte orada akıllandım da baba. Yani ben düşünmeden sağa sola saldırdıkça olan sadece bize oluyor, başka bir şey değil. Hepsi bitti. İşlerde de artık yanında olacağım, söz. Ben de bir yardım kampanyası başlattım Ekrem'cim.
Artık tehditle, şantajla değil, minnetle kazanacağız Sarpçayı inşallah. Artık senin yanındayız. Hep. Değil mi anne? Ne oldu ya? Aklınız başınıza gelmiş. Dönmem diye mi korktunuz? Bundan sonra her şey ailemiz için. Her şey ailemizin geçmişi, bugünü, geleceği için. Geçmişi demek. Bir saniye. Efendim. Ne demek istiyorsun sen? Ailemizin mücevherlerini, geçmişini sattığınız abime ben mi söyleyeyim, sen mi söylemek istersin? Söyle Leyla. Ben de senin abini nasıl Emir'e sattığını, casusluk yaptığını anlatayım, ha? Ne saçmalıyorsun Bacı'da, ne alakası var? Tamam, beni bunlarla uğraştırmayın. Ne oldu? Sustunuz. Yok şey abi. Afiyet olsun. Heyecanlandı. İsmail'e takılmıştı akıl. Onu soruyor. Esma. Esma dur lütfen. Doğukan. Yeterince zor zaten, ne olur. Daha fazla zorlaştırma. Esma, böyle olmaz. Konuşmamız lazım. Lütfen. Lütfen. Senin işin çok zor bu kızla, romantik serseri. Git eğlenecek başka bir şey bul. Afiyet var. Hemen. Hayırdır? İki yalanı bir bedava mı vardı? Hepsini sen mi yiyeceksin? Sana da günaydın, iyilik pedisi. Allah aşkına alın şunu başımdan ya. Doğukan, Esma nereye gitti? İçeri. Posta almıştım. Alabilir miyim? Al. Bir şey diyeceğim. Yani bence bir sürü üstüne gitmem fazla. Olmaz öyle şey. Git al kızın hemen gönlünü. Sen mutsuzluktan keyif alıyorsun değil mi? Gidi bir tık. Aynen, böyle birilerinin keyfi kaçınca senin böyle bir moralin yükseliyor yani. Başka laf sokacak olan kalmadıysa ben gidiyorum o zaman. Ben varım. Ama daha bir şey yiyemediğim için durumu idrak edemiyorum. Gelince geleceğim. Anladım. Ama yani sen karnını doyurunca da durumları pek idrak edemiyorsun. Yani senin kapasiten bu. Ha. Ha. Görüşürüz. Hadi. Esma tostun. Doğukan lütfen. Esma bak. Ailen ailemi istemiyor. Benim bir suçum yok. Benim sana karşı duygularım aynı. Dedem o aileyle bir bağ istemiyordu Okan. Ben de istemiyorum. Ama sanırım başka bir sebep var. Nasıl? Ne var? Ben sana söyleyemedim. Annem çok kötü durumda. Babam yurt dışında pis işlere karışmış. Bu yüzden mi istemiyorlar? Annem farkında olmadan bazı şeyleri imzalamış. Bilmeden. O yüzden o evden çıkamıyoruz. Ama yakında bitecek. Öyle demiyorlar ama. Bak, Emir dayımla annemden duydum. Esma. Ben seni çok seviyorum. Ne olur seçemediğim şeyler için bizden vazgeçme. Anlattım sana her şeyi. Bir suçum yok. Evet yok. Biliyorum. Aynı hatayı ben de yaptım Doğukan. Seni ailenle yargıladım. Ama şimdi ne kadar yanlış yaptığımı biliyorum. Bu kez de ailem seni yargılıyor. Sana aynı haksızlığın yapılmasına izin vermeyeceğim. Kim ne derse desin sen benden vazgeçmedin. Ben de senden vazgeçmeyeceğim. Çünkü ben de seni çok seviyorum. (Gülüyor)
Ekrem, ben çıkıyorum. Söylemiştim ya, birkaç yardım işi var. Tamam. Kolay gelsin. Pek ilgilenmedin. Ne diyeyim? Kolay gelsin Macide Hanım. Sen ne arıyorsun? Hayrola, ne oluyor sana? Sen daha iyi bilirsin. O kadının fotoğrafını arıyorsun değil mi? O deli kadının. Beni aldattığın, gururumu yerlere saldığın kadının. Saçmalama. Ne kadını, ne fotoğrafı? Bari yalan söyleme Ekrem ya. Bari yalan söyleme. Metresinin fotoğrafını buldum. Ne oldu? Birkaç hafta birbirinizi göremeyince özlediniz mi? Çağıralım gelsin ama eve giremez. Bahçede yatar artık. Yeter. Daha sabah geldim, şimdiden yaptığına bak. Asıl sen yaptığına bak. Gelir gelmez oğlunla, karınla ilgileneceğine Belkıs'ın fotoğrafını arıyorsun. Sürekli bir Belkıs lafı dönüyor. Ne oluyor anlamıyorum. Güzel, her şeyin üzerinden geçtik. Sen bana haber verirsin. Evet. Teşekkür ederim. Efendim abla. Emir, Ekrem abim döndü. Biliyorum. Duyduğunu tahmin etmiştim zaten. Şimdi Macide ile birbirlerine girdiler, konu Belkıs. Konu niye Belkıs? İşte onu bilmiyorum. Sabah tabii Belkıs lafı döndü. Emir, bunlar sakın bir şeyler öğrenmiş olmasınlar. Tamam, sen bir sakin ol. Ben Güneş Restoran'dayım. İstersen... Tamam, hemen geliyorum. Macide Hanım. Macide Hanım. Macide Hanım. Ben size birini ayarlayacağım. Ferdi hastalandı. Zehirlenmiş herhalde. Ben de onu hastaneye gönderdim. Yok, gerek yok. Ben kendim giderim. Aa, nasıl yani? Tek başınıza mı? Gel beraber gidelim istersen ha Şükra. Rahat bırak beni. Ferdi. Oğlum Macide Hanım geliyor. Tek mi? Tek. Volkan. O gitti. Babasının gözüne girecek ya, iş peşine koşturuyor. Ana, senin kaşın gözün ayrı oynadı. Sakın renk verme ha. Bak aman oğlum, diyeyim ha. Bak ne olur dikkatli ol. Ne olursun dikkat et. Esma yeter artık. Burama geldi. Senin yaşın kaç, başın kaç? Karşımıza geçmiş neler söylüyorsun? İstediğin kadar kız dede. Babası kötü şeyler yaptı diye bu Doğukan'ın suçu değil. O konu başka. Konu ne? Ya ne bu konu artık ya? Bizim sebepsiz yere görüşmemize engel olamazsınız. Biz senin aileniz kızım. Sen bizim bilgimize, tecrübemize güveneceksin. Sen daha çok toysun. Bak ben seni sevmesem, sana değer vermesem... ...karşına geçip neden karşı çıktığımı anlatmaya çalışır mıyım kızım? O ailenin neler yaptığını, neler yapabileceğini anlatmaya çalışır mıyım? Ya bunlar Doğukan'ın suçu değil. Annesinin, babasının, amcasının suçu ama Doğukan'ın suçu değil. Doğukan masum. Yeter! Baba! Biraz daha sakin olabilir miyiz? Ne sakin olacağım ya? Ne zamandır benim karşıma geçip sesini yükseltiyor. Benimle inatlaşıyor. Bak ben bu ailenin reisiysem kızım. Son sözümü söyledim. O çocukla selamlaşmayacaksın bile. Yoksa işte kapı orada. Kızım, biraz daha mantıklı düşün. Mantıklı düşünmeyen biri varsa o da sizsiniz. Bir insanı ailesiyle yargılamak mantıklı mı ya? Ekrem onun bir dayısıysa öbür dayısı da Emir abim. Ne çabuk unuttunuz. Ben kararımı verdim kızım. Diyeceğimi dedim. Şimdi karar senin. Sen bizi bir çırpıda böyle kenara atıyorsan yazıklar olsun sana. Demek ki biz sana hiçbir şey öğretememişiz. Peki. Bana başka bir seçenek bırakmıyorsunuz ki. Ben eğer bu kararı veriyorsam beni siz yetiştirdiğiniz için veriyorum. Çünkü asıl eğer senin istediğin gibi davranırsam onlardan bir farkım kalmayacak dede.